Arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün size Osaka'nın dışında Nara diye küçük bir kasabaya götüreceğim. Osaka'dan yaklaşık 45 dakika sürüyor. Ama metroya girdim Nara'ya gitmek için, trene binmek için. Sesler duydum, bu ne dedim? Japon tipi at yarışı arkadaşlar. Kimse bağırmıyor. Yasakmış arkadaşlar. Bayağı. Nara. This way. Thank you very much. Arkadaşlar. Ya ben metro diye yanlışlıkla oraya girdim. Aa, kamerayı görür görmez 6-7 kişi geldi ya. Ne bileyim abi, yasak da yazmıyor. Ama şey çok komik. Çok sesli oynuyorlar. Hani Türkiye'de olur ya, koş aslanın bilmem ne zar sürt yok. Ve kadınlar da oynuyor at yarışını. Bunlar sabahın köründe geliyorlar demek ki at yarışı oynamaya böyle. Nerede bu? Metro Station diye yanlışlıkla buraya geldik ya. Her neyse arkadaşlar, görüşürüz. Can you tell? Oh, thank you. Gel teyze, gel. Ay ay ay. Problem? Ay teyzem, kıyamam. Çok tatlı, elimden tuttu ya. Ay. Evet arkadaşlar, Nara'ya geldim, ulaştım. Ama tam olarak nereye gideceğimi bilmiyorum. Wow. Çok güzel. Kōfujiki Tapınağı. Bugün hava çok güzel. Serin. Ekim'in ortasındayız. Tam ortasındayız Ekim'in. Ooo. Arkadaşlar şu güzelliğe bakın. Kulenin. Evet, Nara şehri Japonya'nın başkentliğini yapmış. 710 ve 719 yılları arasında. Bu şehir Kyoto'ya çok yakın. Kyoto biliyorsunuz Japonların Tokyo'dan önceki başkenti, imparatorluk başkenti. Kutsal şehir bile diyebileceğimiz bir şehir ama Tokyo'dan önce burası varmış. Nara şehri. Ve inanılmaz güzel tapınaklarla çevrili. Şimdi gezmeye başlayacağız ama Nara'da çok daha güzel bir sürpriz var. Onu göreceğiz. Budist ve Shinto tapınaklarını birbirinden ayırmak için şuna bakıyoruz arkadaşlar. Shinto tapınaklarında Torii kapıları oluyor. Torii kapısı, o kırmızı kapılar var ya. O Torii kapısı kutsal dünyayla, yani manevi dünya... Aa, geyik! Manevi dünyayla bulunduğumuz maddi dünyayı ayırt ediyor. Bakın, geyik sürprizlerden bir tanesi buydu. Hemen şşt. Geyik. Hüseyin abi. Hüseyin abi. O kadar insan izliyor. 5 milyon insan izliyor şu anda seni YouTube'da. Yazıklar olsun, bir şey demiyorum ama çok çok güzel ya. Evet. Tabii ki Japonya demek, kalabalık demek. Japonya'da kalabalıktan kaçamazsınız. Yine bir Budist rahibi. Shinto değil, Budist. Ama şöyle bir şey var. Japonlar için Shinto doğar, Hristiyan olarak evlenir, Budist olarak ölür diyorlar. Çünkü çocukları doğduğunda Shinto tapınağına kutsamaya götürüyorlar. Öldükleri zaman Budist tapınağında tören düzenleniyor. Ve evlenirken de Hristiyan gibi evleniyorlar. Böyle bir espri var Japonlar hakkında. Ülkenin büyük kısmı ateist. Hiçbir dine inanmıyor. Ve inananlar da Shintoizmle Budizm arasında böyle gelenekçi diyelim, gelenekçi. Mesela atıyorum ellerini çırparak Shinto tapınağında
para atıp dua ediyorlar. Aynı şeyi Budist tapınağında yapmamaları gereken yapıyorlar. Çünkü onu bilmiyorlar bile. Ve şimdi size sürpriz dediğim şeyi göreceğiz. Bakın. Bu da Nara şehrinde binlerce geyik var. Japon geyiği deniyor bunlara. Zaten Japonya'da olduğumuz için aksi düşünemezdi. Oy siz geyik misiniz? Ne güzel sizden şiş kebap olur. Yerim sizi, yerim sizi. Aa, bakın. Her yer geyik, her yer. Her yer şu yavruymuş. Oo. Ne çok insan var. Ve ne çok geyik var. Geyik besini veriyor, satıyor bak. Abi her yerde sıra olmak zorunda bu ülkede. Bir nokta. 30-40 lira. Ben yerim onu, o güzel benziyor. Bakayım. Yenir ha. Teyzem parayı götürüyorsun, yemin ediyorum geyik muhabbetini. Al hadi bakalım. Zengin oldun. Arsa. Hay. Hay diye böyle şey yapıyorlar ya, ona bayılıyorum. Ama burası değil ya benim gitmek istediğim yer. Nara Parkı'na gideceğiz biz. Çık 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 çık. Japon çocukları çok çok tatlı ya. Tipe bakın. Anime karakteri gibi. Miyazaki. Ceylan gözlüm gezme ceylan, bu dağlarda seni avlarlar. Oğlum bak bana boynuz moynuz yapma bak. Psikopatlığa başlatma. Dur dur, kağıdı yeme lan. Kağıdı yeme. Ver kağıdı. Tamam. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Ah sen sevdin beni, akıllısın sen. Sen akıllısın, sen diğerleri gibi değilsin. Sen Japonsun. Oğlum onu niye yemiyorsun? Ha vermiyorum. Bak bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Neyi öğrenmişler? Kafayı eğiyor ya, o şey işte. Japon, ciddi söylüyorum bu arada. Onu öğretmişler. Saygı var ya Japonların böyle yaptıkları. Onu yapıyor. Ey bakalım. Arigato. Bak yaptı. Yoshi gör öğren. Senin ahlaksız herif seni. Keyif yerken bir canım çekti ya. Oo çok güzel lan. Ay gel Bambi gel. Gel yavrum gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Korkma benden. Aa geyik gibi. Bak kafasına benek yapmış. Oha Nara yemek festivali varmış. Yaşasın. Gel sana da vereyim. Ceylan gözlüm. Ceylan gözlüm neredesin sen? Al hadi yavrumda ya. Hadi gel. Oo, yarasın koçuma. Aslanım benim. Evet festival varmış. Yemek festivali. Hadi bakalım. Tatlı dillim, güler yüzlüm, ceylan gözlüm. Gönlüm hep sen yarıyor. Neredesin sen? Neredesin sen? Ya şundan yiyeceğim arkadaşlar ama şu anda tam aç değilim. Çok lezzetli duruyor ya.
4 dolar. Başta çok görmek istediğim bir tapınak var. Aha, Türk fast food diyor, Türk iş. Lan burayı nereden buldunuz hacılar ya? Turka. Döneri ne kadar satıyorlar? $7 satıyorlar. Paraya bak. Paraya bak. Çok görmek istediğim bir tapınak var. Dünyanın en büyük ahşap tapınağı bu. Oraya gitmek istiyorum. Al hadi al. Sen böyle çok bakınıyorsun. İçim gitti be. Tamam yeter, yeter. Herkese yetecek kadar var. Amcaya bak. Tanıyorlar mı acaba amcayı? Ne kadar hoşlular ona ya. Ha, Filipinli, onlar kendi yiyorlar. Cenaze arabası. İşte zengin olunca arabanız bile, cenaze arabanız bile limuzin oluyor da neye yarar öldükten sonra cenaze arabam limuzin olsa, at arabası olsa ne fark eder? İşte götürülmüyor arkadaşlar öbür dünyaya. Kıssadan hisse, Fatih Koparan'la kıssadan hisse bölümü burada sona ermiştir. Devam ediyoruz. Vay, kimono giymişler. Ne çok geyik var ya. Çocuğa bakın ya. Çok komik çocuk ya. Hiçbir şey yapmıyorlar ama çok çok şeyler. Sen bir cingöz gel, gel, gel cingözlük yapma. Tamam, al sen de. Bu da ne bereketliymiş ha. Ben bileydim bitmedi. Şu bir Osmanlı yapısına benziyor ya. Habsburg yapısı, Osmanlı gibi böyle. Hiç Japon mimarisine benzetemedim ben o. Neyse. Bakacağız şimdi. Kız kaç kaç kaç. Kız geliyorlar. Allah! Kaç 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 kaç. Oğlum bu koyun. Dev... Tamam vereceğim, tamam vereceğim. Arsızlık yapmayın, vereceğim dedim. Düşüyordum. Tamam, tamam, tamam. Al, tamam. Tamam. Arsız çıktı. Kavga etmeyin. Bu ne oğlum, sen nasıl ıslandın böyle? Şu binayı çok merak ettim ya. Alman mimarisine benziyor ama ne acaba? Bakayım. Bu ulusal müzeymiş. Şey, Budist heykel müzesiymiş. Sanıyorum kapalı ama. Nara'da böyle çokça yol ver kardeşim, yol ver, yol ver. Çokça küçük, irili ufaklı müzeler var. Bu büyüklerinden bir tanesi. Çok eğlenceli ya. Japonlar medeniyetin sırrını çözmüşler arkadaşlar. Bakın ne kadar çok insan var ama müthiş bir sessizlik hakim. Ben onu dedim mi? Aha. Kılıçdaroğlu istifa diyor. Geyik dilinden ben çevireyim. Kılıçdaroğlu istifa dedi az önce. Duydunuz. Medeniyetin sırrını çok basitçe çözmüşler. Kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Bu şekilde de huzurlu, mutlu yaşıyorlar. Sessizlik. Her daim saygı, her daim kibarlık ve dünyanın huzurun en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Neredeyse hiç kavga dövüş olmuyor. Çok mutlular. Ama burada yaşanmış bir olayı da anlatayım size. Yani öyle tabii ki dünyadaki hiçbir ülke, hele ki Japonya gibi 100 milyonun üzerinde bir nüfusa sahipse sıfır kriminalite olmaz. Shinzo Abe diye bir başbakanları var. Seçim çalışmaları yürütürken burada bir adam, Japonya'da silah taşımak, kullanmak, sahip olmak yasak. Aslında bu samuray döneminden kalma bir şey. Samuray döneminde toplatıyorlar bütün
kılıçları, baltaları vesaire silah olarak kullanılabilecek şeyleri Hideyoshi zamanında sanırım. Böylece devletin gücünü garanti altına alıyor. Küçük gerilla grupların oluşmasını engelliyor. İsmini şimdi söylemeyeceğim. Az önce söylediğim bunların başbakanı burada Nara'da seçim çalışması yaparken bir adam tarafından öldürülüyor. Silah nasıl buluyor adam? Nasıl öldürüyor? Kendi yapıyor arkadaşlar. Evinde. Japonya bunlar. Silahı da kendi yapıyor evinde. Ve burada seçim çalışması yaparken Shinzo Abe'yi öldürüyor. Burada ölüyor. Çok yakın bir zamanda. Sebebi ise bir tarikat var. Kore'den çıkmış bir tarikat. Bu tarikatın annesi bu tarikata uzun yıllar boyunca para yatırıyor. Annesinin bu tarikat tarafından dolandırıldığını iddia ediyor. Ve Shinzo Abe bir seçim çalışmasında bu tarikata destek verdiğini söylüyor. O da o şekilde, değil mi yavrum? Değil mi aşkım? Değil mi bir tanem? Sen ne güzelmişsin. Ben şimdi yerim. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada şaka yapıyorum, yerim falan diye. Yani hani, yani gerçekten yerim de bunları yemem. Geyik yemişliğim var Norveç'te. Çok sevilen bir et. Oh, ne kadar büyük bu alan. Buranın kedileri de bunlar. Japonların bu sakinliğini ve sessizliğini turistler de uyuyor ilginç bir şekilde. Normalde burası Fransa'da vesaire olsa kıyamet kopar böyle. Kargaşa olur. Burada her şey sakin. Ve dünyanın en büyük ahşap tapınağına geldik. Vay vay vay. Abi bu nasıl bir şey ya? Nasıl ahşap olabilir bu? Hiç yanmamış. Gerçekten insan hayretler ediyor. Şuna bakın. Nasıl yaptınız bu kolonları ya? Mimar arkadaşlar bakın. Vay 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 vay. Çok güzel. Üf. Ne oluyor ya? Abi ne kadar sürreal bir ortam. Dev ahşap bir tapınak. Etrafta geyikler. Japon müziği çalıyor. Binlerce insan. Geyikler de oğlum otlayın gidin lan şerefinizle. Ha bile dilencilik. Aa, vallahi bir şeyler oluyor burada. Çek. Ay dur şuradan çekeyim. Hiçbir şeyden de eksik olmayan. Aletlerine bakın. Müzik
Ayakkabıları bakın arkadaşlar şimdi. Ayakkabıları. Şapkalar ne kadar enteresan. Bakın takonyalara bakın. Ha gerçekten birisi var burada taşınan. Kim ki acaba bu taşıyorlar? Kim bu acaba taşınan? Çok güzel kıyafetleri ya. Ne güzel geleneklerini korumuşlar. Özellikle Vatikan'da, Kraliyet'te, yani İngiltere'de hep kraliyetin, işte royalizmin rengidir. Sebebi de zamanında bu mor rengi yapması o kadar zor ki çok pahalı. Sadece ve sadece soylular giyebiliyor bu rengi. Bu adam kimmiş? Ben şimdi soracağım, merak ettim. Sorry, do you know who this man is? I don't know. You're from Japan, no? Japan. Yeah. Sorry. Japonmuş, bilmiyormuş. Nasıl Japonmuş kardeşim? Sen hani her şeyi biliyordunuz diye böyle çıkışırmışım. Her neyse, herhalde buranın ana rahibi olabilir. Baş rahip. Ya buna denk gelmemiz çok şanslı oldu arkadaşlar. Ne kadar güzel ya. Şemsiyeler, her şey böyle o kadar ince ve güzel ki. Helal olsun. Kültürlerini korumuş olmaları çok 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 güzel. Her ayrıntısına kadar korumuşlar. Öğrencim ama bu kimmiş diye. Vay be. Çok şanslıyız ya. Gerçekten o kadar orijinal güzel bir gösteri oldu ki. Bunun mesela ben turistik versiyonlarına gitmeyi sevmiyorum. Kılıçdaroğlu. İstifa etti artık diyor. Yani o sondaki uzatması o. Yeter artık diyor. Bu arada hala mevcutta Japon İmparatoru var. Ama Japon İmparatorları samuraylar, yani samuray hükümetlerinden biri çok etkili değil. Dünyanın tek bir ailenin yönettiği en uzun monarşi diyebiliriz. Japon İmparatorluğu. 1000 yıldan daha uzun bir süredir hiçbir kırılma yaşanmamış Japon monarşisinde. Hala da imparatorluk devam ediyor ama dediğim gibi çok etkisi yok. Todaiji Tapınağı burası. Todaiji Tapınağı. Dünyanın en büyük ahşap tapınağına birazdan gireceğiz. Az önce girdiğimiz yer kapısıydı. Bu da başka bir kapısı. Tapınağın bahçesine giriş kapısı. Tapınağın arazisine girişti az önceki. Üf, bayraklara bakın. Ah, I can't pass. Ah, okay, sorry. This way? Ah, sorry. Geçmişiz, ben de farkında değilim. Abi niye herkes geçiyor, bana niye kapattınız ya? Ha. Evet arkadaşlar, 4 dolar bilet girmek için ve birazdan göreceğiz Buda'yı.
büyük Buda heykeli de varmış içeride. Konnichiwa. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Vay 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 vay. Tamamı ahşap. Bu tapınağı. Tayland'da ahşap bir tapınağa gitmiştik, hatırlıyor musunuz? Pattaya'da götürmüştüm sizi. Ondan daha büyük burası. Çok geniş bu ya. Ne kadar geniş, büyük bir ahşap tapınak. Bu bayraklar normalde Budizm'i sembolize ediyor. Daha renkli aslında. Bunun bu kadar, yani burada 4-5 farklı renk var. Sebebini bilmiyorum. Ama normalde böyle rengarenk Tibet Budizm'ini sembolize eden bu tarz bayraklar olur. İlk defa bu renkleri gördüm burada. Sebebini bilen varsa yazabilir. Evet. Hazır mıyız? Dünyanın, evrenin, kainatın ve dolayısıyla Çorum Sungurlu'nun en büyük... Oha! Ya bu ne oğlum ya? Ha! Böyle bir şey dünyada olduğunu ben bilmiyordum. Bu ne kadar büyük bir Buda heykeli ya. Geyikleri görmeye gelmiştim. Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum içinde. İnanılmaz. Gerçekten. Ya yani böyle canlı görseniz bayağı şaşırırdınız. Aa. Evet, iki tane de mum yakalım sizin için. Bir sizin için para, bolca para size. İki imkansız bir dilek. Dünyada barış için dikiyorum. Hiçbir sivil çocuk ölmesin. Buda Efendi, duyarsan duamızı kabul et artık. Bir duamız da kabul olsun be. Üf. Yine ahşaptan bir Budist savaşçı heykeli. Peki şimdi çok merak ettim. Özellikle ahşaptan yapmalarının bir sebebi var mı? Aa, bakın. Allah, ne güzel. Küçük versiyonunu yapmışlar. Girişte vardı ya hani bir gördüğümüz yer. İlk. Ve o Buda'nın oturduğu taht. Şeyler çok hoşuma gitti benim. Çok ayrıntılı, güzel heykeller. Koruyucu. Aslında bu Budizm'de şeytan olarak da tasvir edilebiliyor. Koruyucu şeytanlar ya da... Ha, bu ahşap değil mesela. Ne o? Şimdi bunlar. Shall I pull him? A baby is born.
Evet, ilk doğum anını görüyorsunuz bu dizimdeki. Evet. Özür dilerim böyle bir espri yaptığım için. Evet. Şimdi bir bebeğin doğum anına şahit ol. Allah'ım ne kadar komik. Evet. Dev Buda. Ben oradan hayatta geçemem. Bak adam her şeyini çekiyor. Plastik. Modern sanat. Modern sanattan nefret ediyorum ya. Bu kadar tapınak yeter mi? Dur bakalım başka var mı bakalım. Bir tapınak daha var güzel. Onu okumuştum, oraya gidelim. Bakın Anadolu'yla ne kadar benzerlik gösteriyor. Japon kültürü de. Peki bunun amacı ne? Aslında Anadolu'dakinden farklı. Bizdekinde şöyle bir şey var. Dileklerini yazıp ağaca bağlıyorlar. Burada şöyle bir şey var. Bir şeyden kağıt çekiyor, para verip kağıt çekiyor ve kağıtta şanslı bir şey çıkıyorsa eğer onu cüzdanına koyuyor. İyi bir şey çıkıyorsa, kötü bir şans varsa, yani kötü bir gelecek vaat ediyorsa size, onu buraya bağlıyor. Rahipler gelip bunları topluyorlar, sonra yakıyorlar. Kesinlikle kötü şans çıkan kağıtla buradan ayrılmıyorlar. Öyle bir fark var. Tapınağın böyle iç bölgelerinde burada gördüğüm en yüksek boynuzlara sahip geyik. Kuzey Kutup Dairesi Norveç'te. Gece diyeceğim ama gündüz de ama ışık olmuyor orada kışın. Dev bir geyik toplama alanına girmiştim. Çok acayipti ya. Bunun videoları da var, bir ara editlemem lazım sizin için. Binlerce geyik üzerime saldırıyordu böyle ama ren geyikler onlar böyle kocaman kocaman boynuzları olan. Çok acayip bir tecrübeydi. Ayça. Sen nasıl bir canavarsın? Merhaba, merhaba. Şimdi gittiğimiz tapınağın küçük bir hikayesi var. Size onu anlatacağım. Kasuga tapınağına gidiyoruz. Dilekler, umutlar, Tanrı'ya mesajlar. Yine birçok. I wish to be wealthy in money, career and love. Kariyer. Kariyer istiyormuş. Çok güzel giyinmiş kız çocukları. Kasuga tapınağı neresi acaba? Düşünün, dua bırakıyor, kariyer istiyor. Para istiyor. Evet. Kasuga. Taisha. Kasuga. Deniyor kısaca. Burası çok önemli. Çünkü Şşt. Ne iş? Selfie çekeyim seninle. Evet. Burasının yeri çok önemli. Çünkü bu geyik hikayesi de buradan geliyor aslında. Burada neden bu kadar çok Takemi Kazuchi diye bir tanrı var. Takemi Kazuchi. Unutmayın, bunu soracağım arkadaşlar size. Bir anca beyaz ve turkuaz giyinmiş. Ne güzel elbiseler. Heijo Kiyo. Buranın eski adı. Başkenti korumak için beyaz bir geyiğin üzerinde yeni kurulan bu başkenti korumak için bu tapınağın olduğu yere iniyor. Geyik o günden beri cennetten gelen bir hayvan olarak kabul ediliyor. Cennet bir melek gibi diye düşünebilirsiniz. Çünkü Tanrı beyaz bir geyiğin üzerinde geliyor. Ve o sebeple de geyikler burada bir şekilde kutsal kabul ediliyor ve yenmiyor, dokunulmuyor. O sebeple de çoğalmışlar. İnsanlarla iletişim halindeler. Bu tapınağın da önemi bu aslında. Bakın mesela el çırpmamaları gerekiyor. Evet, çırpmadılar. Ama el çırpanlar da var ki onlar
yanlış yapıyorlar. Şöyle ucundan bakalım. Yine ahşap kapılar. Çok güzel bir bambu ormanın içinde. Evet. Üzeri kalp çizimleri dolu bir kağıdı satıyorlardı. Ben anlamadım ne olduğunu ama. Çok güzel ya. İnanılmaz güzel bir doğa. Bakın şimdi size bahsettiğim Toruyu kapısı burası. Eğilecekler, selam verecekler. Bakın, gördünüz mü? Şintoizm'deki ne dedik? Manevi dünyayla maddi dünyayı birbirinden ayıran kapı. O sebeple tanrılara selam. Şintoizm'de milyarlarca, trilyonlarca tanrı var. Her maddenin, her cismin, her hayvanın, her bitkinin, her ağacın bir ruhu olduğuna inanılıyor. Yazılı bir din değil. Çok güzel sen. Çok güzel. Teyze nasıl kaçıyor? Kaç. Allah cezanı vermez. Yazılı bir dil değil. Birçok animizm dini gibi. Bu da ağızdan ağza sözlerle yayılmış bir din diyelim. Hadi bakalım şimdi de biraz yemek yiyelim. Balıkları gözüme kestirdim biliyorsunuz. Hadi görüşürüz. Yavrunun güzelliğine bakın. Sen rüyamı görüyorsun. Sen rüyamı görüyorsun. Benim balıkçıda sıra yok. Her yerde sıra var. Hello. $4 bir balık. Hello. Konnichiwa. Hi. One fish. This. Normal, yes. Tatlı balık diyor. Raw ne? Anlamadım ben. Isıtıyor abim bir son kez. Hi. Arigato gozaimasu. Ne balığı bilmiyorum. Bu da Türk. Yürüyüşten belli bak. Hello. It's okay? Okay. Thank you very much. No problem. It's good. Japon arkadaşlarla Malezya'da 10 küsur sene önce dışarı çıktık yemek yemeye. Egzotik bir şeyler yiyelim dediler. Tamam dedim ben de egzotik. Hamburgerciye götürdüler beni. Şimdi aynı masada oturduğum şimdi çocuklar da İtalyan şey yiyorlar. İsmini söylemeyeyim. Nice. Çok sıcak. Ama çok tuzlu. Vallahi çok lezzetli ya. Ama içini tamam temizlememişler. Çok güzel balık. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Nara şehrinden gözünden yaş geldi. Nara şehrinden, geyiklerin başkenti Nara şehrinden kendinize iyi bakın. Görüşürüz.